istiyorum. Şimdi başlayalım isterseniz. Öncelikle face recognition ile başlıyoruz. Evet, tabii bir face recognition tanımı var. Burada evet, burada şey, zaten videoyu belki izlemişsinizdir ama izlememişsinizdir diye böyle hemen bir iki saniye istiyorsanız onu da bir izleyelim. Güzel anlatıyor. Ay, şöyle Şimdi burada tabii <laughs> Andrew Wendy ile son noktada biraz e, katılmıyorum çünkü burada aslında çok güzel, evet face recognition yapıyoruz diye ama bu bir yandan da zaten Çin'in bütün vatandaşlarını kontrol etmek ve e, inanılmaz baskı altında tutmak için kullandığı bir tool olduğu için tabii ki bu hala çok tartışmalı ve üzerinde e, etik tartışmaları da dönen bir e, konu. E, dolayısıyla tabii onun takdirini ve nasıl düşündüğünüzü size bırakıyorum. E, şimdi yine birkaç tane e, terim tanımlayalım. Face verification ve face recognition, aralarındaki fark farkını diye. Eee verification dediğim şey şu. E, benim elimde bir e, image var, input image'im var. E, bir de bir isim var. Yani mesela e, bu benim şu an ekranda gördüğünüz e, videom benim input image'im olsun. Bu Eylül müdür değil midir? Buna bakmak verification oluyor. Yani elimde bir tane image var, bir tane de isim var bunu verify etmiş oluyorum. Eylül mü değil mi diye. Bununda bunda şu an gayet iyi uygulamalar var. %99'a kadar doğruluk şeyinde olan uygulamalar var. Çünkü zaten yapacağım şey aslında basit oluyor. recognition ise bir database'im var. Database'imde işte 100 insan var. Mesela şirketimdeki 100 insan var. ben kapıdan girerken, Andrew Engine'in yaptığı gibi ben kapıdan girerken yüzümü görünce beni K person'la karşılaştırıp Eylül bunlardan biri mi? E, değilse de hiçbiri değil şeklinde bir output vermesi gerekiyor. E, şimdi burada şöyle bir zorluk çıkıyor recognition'da. E, verification evet birebir. Ama recognition'da bir tane resmi ben K tane database'deki insanla karşılaştırıyorum. Dolayısıyla benim e, verification'ımın accuracy %99 olsa bile ee, recognition'da bu e, %1'lik hatalar toplanarak e, aslında çok da doğrulukla çalışmayan bir sistem ortaya çıkartabiliyor. Çünkü e, kişi sayısı fazla ve mesela örneğin işte K100 olduğunda e, buradaki %1'lik hata payı bana problem çıkarmış oluyor. Dolayısıyla benim aslında e, Recognition'ımın çalışması için böyle %99.9'dan bile daha iyi bir doğruluk payı olan sisteme ihtiyacım oluyor şeyimiz bu şekilde. Şunu da şöyle aşağıya indireyim. Şimdi dolayısıyla biz bu sorunu çözmek istiyoruz. Çünkü o kadar da yüksek bir şey çok zor. O kadar yüksek bir accuracy ile bir model eğitmek çok zor. Onun için de şöyle yapıyoruz. One shot learning diye bir kavram. Burada one shot learning nedir? learning from one example to recognize the person again. Neden one example? Çünkü şöyle düşünün, normalde benim verification uygulaması geliştirmek için, mesela beni tanıyan bir verification modeli için benim belki 300 imajıma ihtiyacı oluyor. Tabii ki de ben kendi şirketimdeki her insan için bunu yapamam. Dolayısıyla muhtemelen benim elimde mesela şirketimdeki insanların bir tane vesikalık fotoğrafı var. Benim bu bir tane vesikalık fotoğrafı kullanarak da o insanı tanıyabiliyor olmam gerekiyor. Ya da bu aynı şekilde işte ne bileyim devletin kullandığı yüz tanıma sistemlerine de düşünebilir. Düşünebilir. Sonuçta senin yani vatandaşın bir tane fotoğrafı var. Dolayısıyla sen onu kullanarak tanıyabiliyor olman lazım. Burada da işte gösterdiği şey şu. Elimizde dört tane kompinde çalışan çalışan var. Burada bu resmi aldığımda... Evet, e, bu ikisi birbirine uyuşuyor diyebilmem lazım. Ve buradaki resmen hakkında da hayır hiçbiriyle uyuşmuyor diyebilmem lazım. E, şimdi burada ilk aklımıza gelen şey şu olabilir. E, bir CNN eğitelim bu dördü için. E, ve bir Softmax output'umuz olsun. E, yani beş tane output'umuz olsun mesela. Dört kişi var ya dört kişiden biri var ya da hiçbiri yok şeklinde. Şimdi bu neden işlenir Çünkü tek bir örnekle veya birkaç tane resimle robust bir CNN eğitemiyoruz. Bildiğiniz gibi CNN'in çok daha fazla dataya ihtiyacı var. Bir diğer sıkıntı da ben örneğin dört tane resmimle eğittim. Bir kişi daha geldi benim şirketime veya bir kişi çıktı şirketimden. O zaman benim bütün modeli baştan eğitmem gerekiyor gibi saçma bir şey oluyor. Dolayısıyla bunu da istemiyorum. Yani benim bu probleme başka bir şekilde yaklaşmam gerekiyor. Hani kişi bazında ...eğitmektense daha genel bir çözümle yaklaşmam gerekiyor. Şimdi ona bakacağız. Bunun için de şunu diyoruz. Ben bir... ...ops, bir saniye. Ben bir similarity function o zaman eğiteyim. Bunu da nasıl yapabilirim? Şu şekilde. Bir tane similarity function'ı belirliyorum... Ve diyorum ki, daha doğrusu difference function diyelim. D image 1, image 2. Bu iki imajın arasındaki difference şeyini ölçüyor. Derecesini ölçüyor. Bunun güzelliği şu. Kişi bazla eğitmiyorsunuz bunu. Çünkü similarity function'ın de yani senin daha önce database'inde olmayan birisinde de işe yaramasını bekliyorsunuz. Ve mesela diyorsun ki işte eğer bir tau değerinden küçükse, bu iki imicin arasındaki difference bunlar aynı kişidir. Büyükse farklı kişidir. Yani mesela burada bir örnek veriyor. Bunu diyor hepsiyle karşılaştıralım database'deki. Bunun arasındaki fark atıyorum 10 çıkacak, bunda 5 çıkacak, bunda 7 çıkacak, bunda 0.1 çıkacak. İşte ben buradaki difference'ın az olmasından diyeceğim ki evet bu ikisi demek ki aynı kişi. Buradan verification'ı yapmış olacağım. Böylece bu aslında yani benim one shot problemimi çözmüş oluyor. Aynı şey de bunun için. Bunun için de mesela hepsiyle yüksek difference değerleri çıkartacak. Böylece de bunun database'inde olmayan...